Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hep böyle ekonomide bazı şeyler kötüye gittiğinde dış güçlere sarılıyor. Dış güçler yapıyor bunları diyor. Ya da faiz lobisinden bahsediyorlar. Acaba asgari ücret 2825 lirayken onu dış güçler mi yapıyor? Ya da emeklilerin %70'i asgari ücretin altında para kazanıyorsa bunun sebebi dış güçler midir? Bakınız, önce teşhisi doğru koymak gerekir ki tedaviyi doğru yapalım. Ama biz maalesef teşhisi doğru koyamıyoruz. Hep sebebi başka yerlerde arıyoruz. Birazcık kendimize dönmemiz ve biz hatayı nerelerde yapıyoruz dememiz gerekiyor. İşte yani bu çift maaş alan bürokratlar için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Biz acaba hatayı nerede yapıyoruz? Önce onu bulmamız. Önce öz eleştiriyi ciddi anlamda yapmamız gerekiyor. Şimdi diğer bir sorun sağlıkçılar. Sağlıkçıların da sorunu var. Ciddi sorunları var. Biliyorsunuz pandemi döneminde çokça efor sarf ettiler. Canları pahasına çalıştılar. Ve atama bekliyor şimdi bazı sağlıkçılar. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Diyarbakır'da buldular. Yüz yüze göz göze geldiler, konuştular. Ama atama umudunun başka bahara kaldığını öğrendiler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz. Ne kadar verildi? Şimdi de bakanımız Sayın Vedat Bilgin'i kürsüye birkaç ay içinde netleşecek. Sayın Bakanım. Teşekkür ederiz. Ataması yapılmayan binlerce sağlıkçı bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Atanamayan sağlıkçılar Sakarya'da da Diyarbakır'da da bakanın kendisine sordu bir hafta arayla. Bakan uzamaz diyerek yanıt verdi. Atama için net bir tarih vermese de Eylül-Ekim aylarını işaret etti. 3 ay içinde geniş birçok programı içeren, bir atama yapıyor olacağız. Bunun duyurusu da yapacağız. Ben daha çok arttırma gayretinde biraz uzun sürdü. Hallediyor olacağız. Sağlık Bakanımız birazcık sanki bizi sağlıkçıları oyalıyor gibi geldi bize. Atama bekleyen sağlıkçılara bunu düşündüren, normal şartlarda 6 ayda bir yapılması gereken atamaların 7 ay geçmesine rağmen hala yapılmaması ve ne zaman atama yapılacağı konusunda da hala net bir açıklama olmaması. Özellikle en çok sağlık çalışanına ihtiyaç duyulan salgın döneminde. 2021 yılı sağlıkçı yılı ilan edilmesine rağmen yılı yarıladık. 7. ayı 8. aya gireceğiz ama hala bir atama haberi yok. Pandemiden dolayı sağlıkçılar yorgun, bitkin, onlara taze kan gerekli. Biz bunu karşılamak istiyoruz ama maalesef Sağlık Bakanlığımız bizim feryadımızı duymuyor. Atama bekleyen kişi sayısı ise 700 bine dayandı. Meslek ve görev tanımı yapılmayan 24 bölüm yıllardır atamalarda hiç yer almıyor. Bunlardan sadece bir tanesi sağlık yönetimi. Her yıl 20 bine yakın bir mezun veriliyor. Son 10 yılda bir tane bile onlarımızda atamamız yok. Mağduruz. Sağlık Bakanımız maalesef bu konuda bizi duymuyor, sesimizi duymuyor, yardımcı da olmuyor maalesef. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanları sahada tükenirken ataması yapılmayan sağlıkçılar evlerinde tükeniyor. Çünkü iş umuduyla çaldıkları kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor. Mert Yavuz onlardan sadece biri. 2019 yılı paramedik ilk ve acil yardım mezunu ama o da hala atama bekliyor. Şu anda bir giyim firmasında bayram destek elemanı olarak çalışıyorum. Atanamayan bir sağlıkçı olarak. Birkaç gün çalışacağım sadece dediğiniz giyim firmasında. Ondan sonra ne yapacaksınız? Geçiminizi nasıl sağlayacaksınız? En fazla bayrama kadar çalışacağım. Herhangi bir iş yok. Hangi işlere başvurdunuz? Çağrı merkezlerine başvurduk. Giyim mağazalarına başvurduk. Marketlerde, yani birçok yerde başvurduk ama onu bile olamadık. Bütün kapılar yüzümüze kapanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hepimiz bir karamsarlık içindeyiz. Geleceğimizle ilgili endişelerimiz var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakanım atama istiyorum. Bakanım atama istiyorum.